gerekse anayasal bir takım kurumlar nezdinde yaptığı ve yapacağı bir takım atamalarla ilgili olarak elde bulundurduğu yetkilerde eminim ki bu konudaki önemli argümanlardan biriydi. Şenol Bey, geçmiş çok partili sistemde şöyle bir geriye dönüp baktığınız zaman siyasi partilerin içerisinde tarikat mensubu arkadaşlar ancak milletvekili olabilirdi. Bakan olamaz. Başbakan olamazdı. Bakın, eskiden 80'e kadar başbakanlarımızın yapılarına bakın. 80'den sonraki başbakan yapılarımıza bakın. Bir dönem milletvekili olabilecek kadar müsaade edilen bir kesim, sonra bakan olabilecek kadar müsaade edildi. Rahmetli Özal, büyük bir değişimdir bu sizin dediğiniz o vesayet sisteminde. Ondan sonra başbakan olabilmeleri müsaade edildi. Ama bıçak kemiğe dayandı, son nokta baktılar Çankaya'ya da gidiyorlar. İşte Çankaya o sizin dediğiniz onlar için çok önemli bir emniyet subabıydı. Konumu itibarıyla. O bakımdan Cumhuriyet'in kuruluşundan beri kurulu düzen bunu bozmak istemiyordu. İstemiyor. Siz adına ne derseniz denin. Türkiye'deki demokrasi gerçek demokrasi mi? Gerçek demokrasinin ne kadar tanımına giriyor? Normları ne kadar gelişmiştir? Ve milli irade meclise ne kadar yansıyor? O milli iradenin, meclise yansımış iradenin hükümet içinden çıktığı zaman ne kadar muktedir oluyor? Bunu bugün hala Türkiye tartışmak zorundadır. Bir ek yapabilir miyim efendim? Tabii Tamer Bey, sözü size vereceğim.